Erzincan'daki İliç'te insanlar topraklarına sahip çıkması lazım ve bunu durdurun demesi lazım. Zaten durdurduk diye kendiliğinden durdu zaten işlem. Burada zaten çalışma yapan heyetin büyük olasılıkla liç alanının genişletme bölgesinde olduğunu tahmin ediyorum. Yani kapasite artıracaklardı. Oranın üstüne doğru burası kaydı. Bunun durdurulabilmesi için bir irade gerekiyor. Bu irade de sonuç itibariyle toplumsal muhalefetin bir iradesi olması lazım. Buna hükümet asla durdurma konusunda bir karar almaz. Daha önce almadı. Bu tür yaşananların hepsini örtbas etmek istedi. Bunu da örtbas etmek isteyecektir. Ve biraz önceki kanalda da söylediğim gibi örtbas etmenin nedenlerinden bir tanesi de bu tür faaliyetlerde borsada bunlar işlem görüyorlar. Borsada hisselerinin çökmemesi için yani kumar alanında kumar oynanırken bu işler olmasın diye duyulmasın diye bu tür işleri de saklamaya çalışıyorlar. Yani bunun sosyolojik, ekonomik, teknik, toplumsal boyutlarıyla ele almadan böyle sadece kaza üzerinden efendim işte yargı kararı da ya uygulamıyorlar yargı kararını. Yargı kararı vermiyor. Almış olduğumuz yargı kararları uygulanmıyor. Teknik olarak sormuş olduğumuz sorulara yanıt verilmiyor. Bakın burayla ilgili alanda Cemalettin Küçük TEMOB heyetiyle birlikte bilir kişilere sorduk. Yanıtlayın şunu dedik. Burası herhangi bir nem artışında burada durur mu? Kayar mı? Bunu bir yazın. Oysa bizim sorduğumuz soruda gerçek rakamları kullanmak yerine bunun yerine yaptıkları bir işlem var. O da nedir? Şirketin ÇED raporundaki rakamları doğru kabul edip yazmış önlem alacağız. Bakın bunların önlemi ne? Taahhüt. Bu kadar. Başka yok. Sayın Küçük, şimdi çok da tutmak istemiyorum sizi ama şunu da sormak istiyorum. Şimdi zaten böylesi bir felaketin olacağını biz zaten biliyorduk, uyarılarda bulunmuştuk dedik. Siz nasıl incelemelerde bulundunuz oralarda, bunun ilerleyen zamanlarda böylesi sorunlara yol açabileceğini söylediniz? Şimdi bakın ben 33 yıllık meslek yaşamımın 30 yılını bu alanlarda geçirdim. Bunları tek tek geçmişte neler yaşamışsa biliyoruz, bu zamanda da biliyoruz. Yaşadığımız net. Bu felaketin olacağını görüyoruz. Sadece bu yıkımla ilgili değil. Geçmişte de böyle bir, bunun geçmişi de zaten felaket bunları karşı. İşletmenin kendisi de felaket zaten. Tek başına kaymayla değil, buradan yayılmayla ilgili de değerlendireceksin. Hava konuşulmuyor, atmosfer konuşulmuyor. 9-10 tane proses var orada. Bu bir tanesi. Bu bir tanesi. Yani bunu buradan algılamak gerekiyor. Yoksa şey olmaz. Yani doğru tartışma yaparız, yapmayız. Ama burada burayla ilgili hani tek buna indiği için söylediğimiz buydu. Kardeşim burası kayar. Kaydı mı? Kaydı. Kardeşim burası suyu kirletir. Kirletti mi? Kirletti. Yeraltı su akiferlerindeki suyumuzu boşaltır. Boşaltıyor mu? Boşalttı. Çevrede ağır metal çözünmesine sebebiyet verir. Verdi mi? Verdi. Tespit ettiler mi? Etmiyorlar. Ederseniz de size engel oluyorlar. Yani meseleyi buradan algılamak gerekir ve konuyu fazla dağıtmadan geleceğe yönelik bunları sadece şu olan kaza biçiminde değil, doğru dürüst alelacele olmayan geniş zamanlı programlarda daha düzgün yaparsak iyi olur diye söylemek istiyorum.